Ya kardeşim, o kadar izliyorsun. Naz etme artık. Abone olsana. Oh, nazını sikerim senin ver. <laughs> Hatta kanalı beğenmiyorsan orası ayrı. Eleştirilerinize saygı duyarım tabii ki bok gibi olmuş. Bence sen bu YouTube kanalını kapat. Neyse yine izlerken ulan yine mi aynı olay diyeceğiniz bir video ile karşınızdayım. Eleştiri kanallarının adeta ekmek teknesi olan Twitter'da kendi kendime gezinirken karşıma baya değişik bir video çıktı bugün. Video yine Tamer Karadağlı ile ilgiliydi. Yani en azından başlıkta öyle yazıyordu ki gündemdeki hashtaglere baktığımda da yine Tamer Karadağlı yazısını da gördüm. Ve dedim ki ulan gene ne yaşandı? Bakalım ne yaşanmış? Eee onun dışında... Bir şey yok bir şey yok. Ha? <laughs> bu, bu o törenlerden değil. Her şey. Bak ne güzel kenarda duruyor mesela. Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> 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 Espri he. <laughs> Şakacı. Böyle ramak kalmış yani. Tam Cem Yılmaz olacakken direkten dönmüş dizi oyuncusu olmuş. Tamer Karadağlı olayını bilmiyorsanız açıklamaya koyduğum videoyu mutlaka izleyin. Videoyu bilenler direkt zaten olayı anlamıştır ki bu arkadaşımız Tamer Karadağlı olayına bir gönderme yapmış. Şimdi Reis yapmışsın yapmasına da çok fazla eksiğin var. Mesela ödül elinde ve sen ödül elindeyken konuşma yapıyorsun. Yani kimseyi arkanda 20 saat bekletmiyorsun. Bu nedenle kimse de durup dururken arkanda gereksiz mimikler yapmaz. İkinci olarak da sebebi neydi yani? Sen de bir oyuncusun. O da bir oyuncu İlla insanları böyle ufak hatalarından vurmak mı zorundasınız Bak Tamer Karadağlı'nın burada hatalı olduğundan bahsetmiyorum ki Kendisi bana göre gayet de haklıydı Ama farz edelim ki bir hata yaptı bunu sürekli olarak gündeme getirmenin sebebi nedir? Ne olabilir? Sadece tören boyunca ödül alan oyuncularla Nihal Yalçın'ı karşılaştırsanız bile olayda Tamer Karadağlı'nın haklı olduğunu zaten anlarsınız. Çünkü hepsi elinde ödül varken konuşma yapmış. Ve kimse kimseyi arkasında bir kukla gibi saatlerce bekletmemiş. Bir de bu ödül alanlarda şaka yapma zorunluluğu nereden geliyor onu da halen anlamış değilim. Bak cidden birisi bir gün sahneye çıkıp 31 şakası yapacak diye çok korkuyorum ki dün bundan bile daha beter anlara şahit oldum. Bunu tut biliyorum çünkü elimde şu an çok heyecanlıyım kusura bakmayın lütfen artık inmem lazım sanırım ben galiba artık inmeliyim ya şu an çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam değil mi abla ne yapıyorsun ne diyorsun ne anlatmaya çalışıyorsun? Muhtemelen alkolü fazla kaçırıp gelmiş ama o yüzden çok da fazla bir şey demek istemiyorum. Bilmiyorum yani bazen bu sahneye çıkan insanlar bana sanki bir espri yapmaya çalışıyor ama yapamıyor ve kendini rezil ediyormuş gibi geliyor. Bak hepsinden bahsetmiyorum ama özellikle bu sene şahit olduklarımın birçoğu böyleydi. Muhittin Bey biz artık günaydın demeyi bıraktık Muhittin Böcek dedik birbirimize. <laughs> İyi geceler yerine Muhittin Böcek dedik. <laughs> Lan gitseniz hala. Böcek falan hani böcek komik ya. Tabi heyecanlılar yani biraz da anlayış göstermek lazım. Ama bu insanlar bu heyecan konusunda bizden çok daha fazla tecrübeliler. Sonuçta kendilerini zaten milyonlar izliyor. Bu tarz gereksiz göndermeler de bu nedenle bana hiç mantıklı gelmiyor. Ve yine yaptıkları şeyin arkasında durmak yerine çoğu sevdiğim youtuberlar aslında argümanını kullanıp insanlara sallayan insanlar da bana artık samimi gelmiyor. Madem ağzına geleni söylüyorsun, bir gönderme yapıyorsun, en azından kendisini çok seviyorum vesaire deme. Reis muhtemelen çok fazla tepki yemiş olacak ki böyle bir açıklama yapma gereğinde bulunmuş ve tamer Karadağlı'yı aslında çok sevdiğini, yaptığının da bir gönderme değil, şaka olduğundan bahsetmiş. Hayır dostum yaptığın basbayağı bir göndermeydi ama kendin de mantıksız olduğunu fark ettin. Fakat fazla gurur yaptığından da ve bunu da kendine yediremediğinden dolayı özür dilemek yerine hatanın arkasına saklanıyorsun. Hepsi bu. Siktirin gidin, özür mü özür dilemiyorum. Of erkek ya! Tamer Karadağlı'yı gerçekten sevseydin bu konunun aslında ciddi bir konu olduğunu, adamın duruşuna ve hassasiyetine muhtemelen de zarar vereceğini tahmin edebilirdin. Ama doğru konuştuğu yerler de var tabii ki. Sonuçta bu olay için kalkıp da adama küfür edilmesi bana aşırı saçma geliyor. Yaptığı çok da büyük bir hata değil. Fakat benim zaten burada tek rahatsız olduğum şey bu hatayı fark edip özür dilemek yerine hatanın arkasına saklanması. Bunu da zaten belirttim. Her neyse sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.